2014 yılından bu yana Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan 400 hektarlık alanda yaşanan problemler vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Vatandaşlar verilen sözlerin yerine getirilmesini talep ediyor. 40 has serbest olarak plan çıktı. 3 aylık bir dönemden sonra seçim oldu. Sağım Bey geldi. 8-3-2017 tarih ve 157 sayılı. Vallahi 2014 yılında bu 400 hektarlık alan imara alındı Doğan Bey döneminde. Ama 3 ay sonrasına işte yeni seçim oldu. Sağım Bey geldi. Sağım Bey seçim öncesinde söz vermesine rağmen, herhangi bir imarda sıkıntı yaşamayacaksınız demesine rağmen geldikten sonra problemleri yaşamaya başladık. %20 ekstradan pay istedi yerlerimizden. Vermeyince mahkemelik olduk. O da kızdı. Tek kata düşürdü. Çayır ağızları zengin mi edeceğim orayı imar açıp gibi laflar etti. Bu da kendi sorununu hazırladı. İşte Yirmi Bey geldi. Ölümü gösterilmişti. 15 kattan bir kata düşürülen yerleri 5 kata çıkardı. Sakarya'da görmüş, buranın modeli olacak diye. Herkes kendi kompleksini tatmin etmek için belli şeyleri için Sivas insanını mağdur ettiler. 5 kat üzerine şey yaptı. Ona da razı olduk. 18 uyguladı. Şey yok, inşaat ruhsatı vermiyor. Birine 12 kat veriyor. Binlerce tapu var burada. Tek bir tane aileye inşaat izni veriliyor. Sivas halkını Çayır Ağzı'nın babadan atadan dededen kalan yerlerini şey yapmıyor. İnşaat ruhsatı verilmiyor. Sonuçta da işte yine seçim oldu. Bura 35-40 bin kişinin problemi. Sağmalı inek gibi görülen Sivas halkı Adem Bey'i seçti. Ona inandık, ona güvendik. İnşallah iyi niyete bakıyor. Çözecek diye umuyoruz. Herkes oynadı, güldü. Gitti, hesabı ödemek Adem Bey'e kaldı. İyi niyette görüşmelerimiz devam ediyor. Çalışmaları var. Altyapıyı en kısa sürede yapacağını söyledi bize. Toplantılar yapıyoruz. İnşallah iyi olacak diye bekliyoruz. Ama yani Sivas insanı bu kadar mağdur edilmesi iyi olurdu. Sivas 15-20 tane müteahhitin 8-10 tanesinin mecliste bulunduğu Sivas'ı parsel parsel şurayı sen yiyeceğim, burayı ben yiyeceğim, şuraya şu kadar istiyorum, buraya bu kadar istiyorum şeyinde olmasın. Bakın karşı tarafta 10-12 kat var. Aynı arazi, aynı toprak örtüsü. Aynı jeolojik yapı. Şeyh Şamil Mahallesi aynı toprak yapısına, aynı jeolojik yapıya mahsus. Karşı tarafta Kızılırmak'ın karşı tarafında Göksu siteleri, bilmem ne siti var. Oralar keza öyle. Şehircilik şeyinde deniz, göl, ırmağın kenarında alçak kat olur. Burayı çalışırken aldım. Bayağı hizmetimiz oldu. Sami Bey'le çok uğraştık. Sami Bey bize yapmadı yani. Villa yaptı. Villadan döndü başka bir şey yaptı. Bazıları kişi dedi ki Sami Aydın'ın orada yeri yoktur. Onun için burayı kat yüksekliği vermiyor dediler. Biz artık çaresizlik yani torpilimiz yok ki devreye girelim. Hilmi Bey geldi ona konuyu anlattık. Sağ olsun o villaydı. Villadan 5 kata çıkardı. Çok uğraştık o da olmadı. Hulusi abim en çok yani burada çalışan direnen kişi bu. Onu da hemen inkar etmeyelim. Burada diyeyim 6 bin kişi hisse tapu var. Ailelerinden 30 bin 40 bin bir şey bulur. Buranın çoğu hep babadan anadan kalma kişiler yani. Onlar da uğraşıyor bir an evvel buranın imara girmesin. Burası şehrin en güzel yeri, en mükemmel yeri. Yani orada üniversite, diş hastanesi, nümune hastanesi hepsi mevcut. Şehrin en gözde yeri, en mükemmel yeri. Yani bürokratından tut, hakimden, herkes burayı söylüyor. Başka bir yer diyen yok. Örneğin bir nümune Karşıyaka'dan mı alın, Ali Baba'dan mı alın, Tuzlugöl'den mi alın? Burada mı? Burası şehre yakın, ayağa uygun, her türlü imkan var. Bu yeni şehrin bir semti. Buranın bir an evvel yapılırsa çok mükemmel olacağını, şehrin göz bebeği olacağını, bunu söylerim yani. Adem Bey'e de gittik 60-70 kişiyle rica ettik yani. Buranın kaskın artırmasını, buranın güzel olmasını, o da at yapının sene sonunda yapacağını bize söz verdi. Bakalım aslı çıkar mı çıkmaz mı?